Sevgili çocuklar, kesirlerle ilgili problemlerimize devam ediyoruz. Birinci problemi okuyalım. Ağaçtaki 56 kuşun 8'de 3'ü uçup gitti. Kuşların kaç tanesi uçtu? Hemen resmini yapıyoruz. Önce şeklimizi çiziyoruz. Evet. 8'de 3'ü dediği için kesrimizi yazalım. Yani 8'e böleceğiz. Sayalım doğru böldük mü? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölmüşüz. Ne kadar uçup gitmiş? 3 parçası uçup gitmiş. Şu birinci kısım. Şurası ikinci kısım. Ve üçüncü kısım. Evet, şeklimizi hazırladık. Şeklimizi hazırladığımıza göre problemi çözme zamanı geldi. 56 kuşun 8'de 3'ü uçmuştu. İlk önce biz ne yaptık? 8'e böldük. Yani 56 sayısını 8'e bölelim. Evet. 5'te 8 olmaz. Çünkü 5 az. İkisine beraber bakalım. 56'da 8. 8'er 8'er saydığımızda 7 defa var. 7 kere 8, 56. Ben 56'nın 8'de 1'ini buldum. 8'de 1'i 7 yaptı. Şuraya yazalım. Ama 8'de 3'ü uçmuştu. Diğer parça da 7 olur. Bu da 7 olur. 3 parça uçup gitti. O zaman 7 sayısıyla 3'ü çarparım. 3 kere 7, 21. Demek ki 21 kuş uçtu. İkinci problemimize bakıyoruz. 30 metre kumaşın 5'te 3'ü satıldı. Geriye kaç metre kumaş kaldı? Bu problemde yine şeklimizi çizelim. Bir kumaş yapalım. Bu problemi iki şekilde de çözebiliriz. Ben birinci yoldan göstereceğim. Sonra ikinci yolda yine açıklayacağım. Kumaşımız 30 metre. 5'te 3'ü satılmış. Hemen 5'e şuraya yazalım. 5'e kesiyorum kumaşı. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 parçaya ayırdım. 3 parçası satılmış. 3 parçasını şöyle tarıyorum. Evet. Geriye kaç metre kumaş kaldı? Onu da birazdan bulacağız. İlk önce satılanları bulalım. 30 metre kumaşı ne yaptık? 5'e böldük. 30'u 5'e bölüyorum. Evet. 3'te 5 yok. 30'da 5, 6 defa. 6 kere 5, 30. Bir parçayı bulmuş oldum. 6. 3 parça satıldı. 6, 6. 6 ile 3'ü satıyorum, çarpıyorum. 3 kere 6, 18. 18 metre kumaş satıldı. Ama sorumuzun sonuna dikkat edelim. Sizlere tavsiye ediyorum. Problemlerin sonunu muhakkak dikkat edin. Geriye kaç metre kumaş kaldı? Biz henüz satılanları bulduk. O zaman geriye kalanları bulmak için toplam kumaşımız 30 metreydi. 30 metreden satılan 18 metreyi çıkartıyorum. 0'dan 8 çıkmaz. Komşudan aldım. 2. Burada kaldı 2. 2'den 1 çıktı. Demek ki 12 metre kumaş kaldı. Peki ikinci yol nasıl? Onu da gösterelim. Şöyle bir çizgi çizeyim. İsteyen öğrenci onu da yapabilir. Problemi başa dönelim. 30 metre kumaşın 5'te 3'ü satıldı. Hemen 30'u 5'e yine yukarıdaki gibi böldüm. Bir parçasını buldum. Evet. Bir parçası 6 metre. Biz geriye kalan kumaş miktarını öğrenmek istiyorduk. Şeklimize bakalım. 3 parçası satılmış. Geriye kalan ne kadar var? 2 parça var. Onu da başka bir kalemle şöyle göstereyim. Bunlar da 6 ve 6. Geriye kalan 2 parça olduğu için şöyle yapabiliriz. 6 ile 2'yi çarparız. Geriye kalan kumaş miktarını kısa yoldan bulmuş oluruz. 2 kere 6,
12 metre. Bakın. Üstte de 12 bulmuştuk. Altta da 12. 12 metre kumaş kaldı. Birinci yolda 3 işlem yaptık. Bir daha tekrarlayalım. Kumaşımızın tamamı 30 metreydi. 5'te 3'ü satıldı. 30'u 5'e böldüm. Bir parçayı buldum. 6 çıktı. Sonra 3 parçayı satılanları bulmak için 3 ile çarptım. 18 metre çıktı. Geriye kalan kumaş miktarını bulmak istediğim için 30'dan 18'i çıkarttım ve geriye 12 metre kumaş kaldı. İkinci yolda ise değişik bir yöntem izledik. Yine toplam kumaş miktarımızı 5'e böldük. Bir parçayı bulduk. 6 çıktı yine. Bize geriye kalan kumaş miktarını sorduğu için 2 parça kalıyordu çünkü. 3 parçası satılıyordu. 2 parça kaldığı için 6 ile 2'yi çarptım ve kalan kumaş miktarını 12 metre buldum.